Bunlar değil miydi? Yahya Sinvar ateşkes görüşmelerinde masada, ateşkes görüşmelerinde o bilmeden hiçbir şey olmuyor. İsmail Haniye'nin de yanındaydı. Blinken kendi dememiş miydi bunu? Dedi. Peki Blinken'ı mı yalanlamış oluyor şu anda Amerika'nın mevcut başkanıyla başkanlık yarışına girecek olan kişi? Soru. Evet. Peki Yahya Sinvar esirleri serbest bırakmayıp ateşkesi de istemeyen kişi miydi? Bakıyoruz Yahya Sinvar daha önce ateşkesin olumlu olacağını söyleyen bir isimdi. Bunca şahin bir görüntü çizilmesine rağmen. Bu da bir soru. Bir başka şey, madem ateşkes isteniyordu da o zaman bir önceki Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye'ye neden suikast düzenlediniz? Yani ateşkes mi istiyorsunuz, siz başka bir şey mi istiyorsunuz diye sorarlar. Amerika Birleşik Devletleri bu açıklamaları yapıyor da İsrail bugün öğlen saatlerinden beri bazı açıklamalar yapıyor. Yani hızlıca zamanı da doğru kullanarak anlatayım. Bir kere önce şunu dediler. Biz tesadüf eseri Gazze'nin güneyinde işte Refah'la Gazze arasındaki bir mahallede tesadüf eseri Yahya Sinvar'ı bulduk ve öldürdük dediler. Ondan sonra Yahya Sinvar'la beraber önce 12 kişi işte beraberdi, sonra 20 kişi beraberdi dediler. Daha sonra bir de ilginçtir, ilk defa olan bir şey oldu. İsrail tarihinde ilk defa olan bir şey. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Mossad, gazetecilerin de bulunduğu işte WhatsApp grupları oluyor veya Telegram grupları oluyor. Ama bunlar böyle şey paylaşımı yapılan, işte böyle günlük paylaşım yapılan gruplar değil. Bu gruplarda Mossad sözcüleri bilgi paylaştılar. Yahya Sinvar'ı öldürdük, şöyle öldürdük, böyle öldürdük birkaç cümleyle. Hatta ve hatta benim elimde bir cümle var. Falanca tümenin filanca Tugay'ı öldürdü gibi böyle ilk dakikalardan beri paylaşımlar yaptı. İlginçtir. Bu paylaşımlar yapılırken, yani daha henüz Yahya Sinvar öldürüldü gibi bir açıklama yapılmamışken, sadece gruplarda paylaşılırken Hamas'tan bir açıklama geldi. Siyonizmin manipülasyonlarına ve algı operasyonlarına aldanmayın dendi. Şimdi bir soru daha sorayım. Acaba Hamas daha henüz bu paylaşımlar yapılırken bu açıklamayı yaparak Mossad'ın içine mi sızdı? Yani çünkü o zaman henüz daha Sinvar öldürüldü açıklaması yapılmamıştı. Şimdi bunca kafa karışıklığı neden acaba? Bir şey mi saklanıyor, bir şey mi gizleniyor diye insan sormadan edemiyor. Sonradan işte önce Lübnan basınında, sizler de ekranda verdiniz, Fulya Öztürk de anlattı. Hı hı. Yahya Sinvar'ın öyle yolda yürürken tesadüf eseri görülüp de üzerine bombalar yağdırılması hadisesi değil, tam tersine çatışarak, İsrail askerleriyle göğüs göğüse çarpışarak şehit edildiği ortaya çıktı. Bunu önce Arap basını söylüyordu, Lübnan basını söylüyordu. Sonradan İsrail bir görüntü paylaştı. İşte drone ile çekmişler. Yahya Sinvar'ın işte öldürüldüğü ev diye çekmişler. Orada yaralı halde, yani bir şekilde çatışmış yaralı halde drone'a hala bir, işte bir cisim atmaya çalışıyor. Böyle bir görüntü var. Yani eğer doğruysa bunlar, yani sizin bahsettiğiniz gibi eğer doğruysa, biz şu anda İsrail'in açıklamaları üzerinden gidiyoruz. Evet. Çünkü Hamas henüz resmi net bir açıklama yapmadı. Ha, yapar yapmaz. Ben şeye takılmıyorum, yani öldürüldü, öldürülmedi. Zaten Yahya Sinvar değil miydi 2016 yılında evi paramparça edilmiş, füzelerle yerle bir edilmiş. Evde bir tane koltuk kalmış, o koltuğu çevirip üstünde bacak bacak üstüne atıp böyle rahat bir şekilde poz verip alın buyurun ben buradayım diyen, öldürecekseniz öldürün, benim canım zaten herhangi bir Gazzeli'nin canından daha kıymetli değil ki diyen Yahya Sinvar'dı. Yani bu insanlar ölümden falan yürüyen, korkan ölü, insanlar değil. Hani o bizim ülkemizde bazıları diyor ya işte Hamas'ın Hamas'ı tek tek avlıyor falan filan diye böyle alkışlayanlar var ya. Daha Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi bir Hamas'tan açıklama gelmedikçe inanmayalım derken bu manşetleri atanlar var ya, onlara da hani belki bir mesaj verir. Şimdi bir şey daha var. Yine onu da bir soru olarak ortaya koyalım. Yine İsrail'in kendi açıklamasına göre, yine o bahsettiğim Mossad'ın İsrail tarihinde görülmemiş, yani İsrail tarihi dediğimiz zaten 50-60 yıllık tarihte, orada görülmemiş bir şekilde Mossad'ın şöyle bir açıklaması var. Bu işte İsrail askerleri Yahya Sinvar öldürüldükten sonra diyor belli bir süre yanına giremedi.
Yani ölüsünden dahi korktuklarını kendileri açıklıyorlar. Ben söylemiyorum. Siz söylemiyorsunuz, biz söylemiyoruz. Kendileri söylüyorlar. Yaklaşık yarım saat 45 dakika cesedin yanına giremedik diyorlar. Kendileri. Şimdi buradan puzzle'ın parçaları hemen hızlıca birleştireyim. Sözü bitireyim. İsrail'in ilk açıklamasına göre öyle yolda yürüyen Yahya Sinvar'ı tesadüf eseri görmüşler. Tanklarla vurmuşlar. Açıklama bu. Hı hı. Ama puzzle'ın parçalarını birleştirdiğimiz zaman Yahya Sinvar tam da bize yakışan, yani Müslümana yakışan şekilde çarpışarak en ön safta hücum yeleği üstünde, yanında bir pasaport, bir Kur'an-ı Kerim, bir Mescid-i Aksa motifli bir broşür, elinde zikirmatik, bir tane elinde tesbih, üzerinden çıkanları İsrail paylaştı. Yani onu da, bunu da İsrail söylüyor. Bunlarla öldü. Eğer dediğimiz gibi öldüyse, bunlarla şehit oldu. Çünkü biz İslam yolunda, din yolunda savaşanlara şehit demekle mükellefiz. Ülkemizde birçok farklı yorum yapılıyordu. Seversiniz, sevmezsiniz. Babamın oğlu değil. Bakın, hiçbirimizin babasının oğlu değil. Ama başka bir mesele var. Eğer ümmet yolunda, İslam yolunda canını verdiyse ve çarpışarak verdiyse, bunun bir adı var. Evet. Buna da saygı göstermek gerekiyor. Demek ki üzerindeki bombalarla, hücum yeleğiyle İsrail'e son dakikaya kadar karşılık vermiş, mücadele etmiş ve böyle, eğer öldüyse tabii ki, böyle can vermiş. Ha, şu da olabilir, yani hep diyoruz ya, eğer öldüyse diyoruz ya, çünkü niye bunu dediğimizi de söyleyelim, hani o da önemli, çünkü Yahya Sinvar daha önce 4 kez hani öldü denilip ortaya çıkan bir isim. Bir tanesini anlattım az önce, koltuğa oturup ben ölmedim ki diyen bir isim. Dolayısıyla hani yarın çıkar da ben ölmedim derse de hani kimse şaşırmaz dünyada, ayrı mesele. Ölmüş müdür, ölmemiş midir? Ölmüştür. Yani sonuçta herkes ölecek, ama mühim olan şerefli bir şekilde yaşayıp şerefli bir şekilde can vermek. Öyle değil mi? Haklısınız. Zeki Hocam, size devam edelim. Şimdi Hamas'ın tarihine baktığımızda Salih Aruri, Nizar Rayan, Adnan Elgul, Abdülaziz El Rantisi, Şeyh Ahmet Yasin, Halit Meşal, Yahya Ayyaş, Haniye ve Sinvar. Her bir cinayetten sonra Hamas bitti, Hamas biter, Hamas kendine gelemez, toparlayamaz denildi. Ama her gelen lider daha da büyük bir mücadeleyle yola devam etti. En son olarak da Sinvar, ki son derece önemli bir isimdi Hamas için ve bölge içinde. Şimdi yine aynı şeyi söylüyorlar. Sinvar öldüyse eğer, Hamas artık bitmiştir, bundan sonra toparlanamaz, Gazze, Filistin öksüz kalmıştır yorumu yapanlar gördüm. Katılır mısınız? Şimdi şöyle, eğer bunlar doğru olmuş olsaydı, Hamas öncelikli olarak Halit Meşal öldürüldüğüne, Ahmet Yasin öldürüldüğünde, İzzettin el-Kassam öldürüldüğüne, bundan 90 yıl önceki Ebu Ubeyde'nin sözüyle söylüyorum, eğer bitmiş olsaydı kişilerin ölümüyle, liderlerin öldürülmesiyle, şehit edilmesiyle, o zaman biterdi. Yani Ebu Ubeyde diyor ki, tam sizin sorunuza cevap olarak, eğer dediğiniz doğru olsaydı, bundan 90 yıl önce Mustafa Kemal'in binbaşısı olan İzzettin el-Kassam şehit edildiğinde bu hareket biterdi diyor. Nihayetinde şöyle bir durum var. Anlamadıkları bir nokta var. Ne Batı'nın, ne İsrail terör devletinin, terör örgütünün. Bu hareket bireylere bağlı olan bir hareket değil. Bu hareket kurumsal bir hareket. Bu hareket toplumsal olarak çıkmış, toplumun içerisinden çıkmış bir hareket. Bu hareket Kuvvayi Milliye ruhuyla hareket eden bir hareket. Halit Meşal gibi, İsmail Haniye gibi, Yahya Sinvar gibi figürler aynen tıpkı bizim 90 yıl önce, 100 yıl önce vermiş olduğumuz Kuvvayi Milliye'nin kahramanları gibi bunlar. Yörük Aliler gibi, Şahin Beyler gibi, Çerkez Ethemler gibi kahramanlar bunlar. Hı hı. Bizim anlamadığımız nokta şu, bakın. Batı şunu anlayamıyor. Şimdi Yahya Sinvar öldü, şehit oldu veya hayatta. Fakat şöyle bir şey var. Bu lider bir bireysel bir hareketin oluşturduğu bir lider değil. Bu lider kadrosunun oluşturduğu bir hareket değil. Bu hareketin ortaya çıkarttığı liderler tarafından yönetilen bir hareket. Dolayısıyla şöyle bir durum söz konusu, bakın. Bugün İsrail terör devletini konuşurken şunun altını çizmek lazım. 45 binin üzerinde insanı katletmiş, 10 binin üzerinde insanı kaybolduğu bir yerden, Gazze'den bahsediyoruz.
ve bu insanlar birer birer katledilirken 2 milyonun üzerindeki insan adeta açık hava hapishaneleri gibi hapsedilirken küçük bir kara parçasına, aynı zamanda Gazze'de bugün 80 bin üzerinde Birleşmiş Milletler'in verilerine göre çocuk doğdu. Yarın bu çocuklar şu hikayelerle büyüyecek. Aynen bizim çocuklarımızın büyüdüğü gibi. Bunlar nasıl bizim çocuklarımız, bizler çocukluğumuzda büyümüşsek Kuvayi Milliye kahramanlarının hikayeleri yine. Bu çocuklar da Gazze'de işte Halit Meşallerin, Yahya Sinvarların ve İsmail Haniyelerin kahramanlık öyküleriyle büyüyecek. Ve özgür Filistin, özgür Kudüs olduğu sürece bu çocuklar bunların hayalleriyle veya gerçekleştirilmiş olan bağımsız Filistin devletiyle büyüyecek. Hı hı. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın, burada bir terör örgütü ve organizasyonu değil bu hareket. Bu hareket bir özgürlük savaşı, bir Kuvayi Milliye ruhuyla hareket eden bir yapı. Ve bugün İsmail Haniye'nin ve özellikle Yahya Sinvar'ın katledilmesiyle birlikte oluşan bu olaylarda şunu görüyoruz biz. Batı'nın paradigmasının demokrasi, insan hakları, evrensel insan haklarının sözcüsü olduğunu düşündüğü Batı'nın paradigmasının çöktüğünü görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var Tunç abi, düşünebiliyor musunuz? Bugün yapılan açıklamalara bakıyorsunuz. Batı şunu demiyor. Bunlar düne kadar hani barış görüşmeleriyle ilgili, insan hakları ile ilgili söylemlerde bulunuyordu. İnsanlar ölmesin, kan, gözyaşı dursun, bu kadar çok insan katlediliyor. Bakın, hiçbir Batı medeniyetindeki kişiler, 45 bin insanı katledilen, bunun 17 bin üzerinde çocuk, kadından oluşan bu 45 binin üzerindeki insanla ilgili hiçbir kelime söylemiyor. Hı hı. Sanki bunlar istatistiksel veri. Bunların hikayeleri vardı. Bunlar doğdular, yaşadılar topraklarında, büyüdüler ve İsrail terör devleti tarafından katledildiler. Bu insan dediğimiz bir varlıktan bahsediyoruz. Senin, benim gibi hayat hikayeleri olan, hayalleri olan insanlardan bahsediyoruz. Bunların herhangi bir suçları yoktu. Ellerinde silah yoktu. Gelişi güzel bombalanarak şehit edilmiş olan insanlardan bahsediyoruz. Bakın, bu ilk defa İzzettin El-Kassam Tugayları ve Hamas tarihinde ilk defa bir şey oldu. Biraz önce saymış olduğunuz tüm liderler suikast sonucunda katledildi. Hı hı. Hatta hatırlayınız, tekerlekli sandalyesinde Şeyh Ahmet Yasin, tekerlekli sandalyesinde 80 yaşını devirmiş bir adam şehit edildi, biliyorsunuz. Ne için şehit edildi? İsrail terör devleti tarafından tehdit olarak görüldüğü için şehit edildi. Fakat ilk defa tarihinde Hamas'ın bir eğer şehit edildiyse ilk defa bir lider, bir lideri hem de Batı'nın hem de bütün desteğine rağmen, Amerika'nın ve İngiltere'nin desteğine rağmen, İsrail terör devletiyle göğüs göğüse çarpışarak, göğüs göğüse mücadele ederek şehit edildi. Şimdi dikkat ederseniz görüntülerde eğer kişi burada Yahya Sinvar'sa kafasında büyük bir parçanın açıldığını görüyorsunuz. Bugün görüştüğüm bir kaynağım şunu söyledi. İsrail terör örgütü askerleri enkazdan çıkan insanları, yaralı bile olmuş olsalar, öldüklerinden emin olmak için kafalarına sıkıyorlar. Yani kurtarma operasyonu değil. Buldukları her canlıyı katleden bir yapıdan bahsediyoruz. Ne ahlak, ne kural, ne hukuk tanıyan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu ahlaksız bir yapının, kuralsız tanımayan bu yapının, neo-siyonizmin, neo-nazizmin en önemli temsilcisi olan şu andaki İsrail terör örgütünün ve bu katil sürüsü askerlerinin bu çağda tanıklık ettiğimiz bir şey var, o da şu. Kendilerine karşı yapılan her türlü şeyde hukuk koruması altında isteyen ama kendilerini de hukuka uymak yerine hukukun kendilerine uymasını isteyen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve Batı bu katil sürüsünü destekliyor. İşte bu Batı'nın medeniyet dediğinin tek dişi kalmış canavar dediği Mehmet Akif Ersoy'un işte Çanakkale Savaşı'ndaki, Kurtuluş Savaşı'ndaki bu, hani diyor ya, kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela, hani Taina dozuldur Brezilya istila. Hı. Ah o 20. asır yok mu o mahluk asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil, kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına dediği, o maske yırtılması hala afetti bize, o yüzdenilen o mahluk asilin biz bu çağdaki yansımalarında görüyoruz. Evet. Demek ki Batı 100 yıl önce neyse şu andaki durumunda aynı olduğunu görüyoruz. Kaide kural tanımayan ve küfrün tek millet olduğu, kural kaidenin dışında kendi istekleri olduğu zaman hukukun üstünlüğünü vurgulayan, hı hı, ama kendilerinin dışında ise her türlü barbarlığı yapmaktan çekinmeyen,
ne insan hakları, ne kurallar, ne kaideler, ne de evrensel her türlü paradigmanın çöktüğü bir dönemi yaşıyoruz ve görüyoruz. Hı hı. Ben Cihan Hocam'ın vaktini almadan sadece şunu söyleyeyim. Bakın, Yahya Sinvar dediğimiz bu kurtuluş örgütünün, kurtuluş mücadelesi veren bu yapının liderinin kendisinin bir gün suikaste kurban gidebileceği, şehit olabileceğini biliyordu. Kendisine yürüyen ölü lakabını takmışlardı, biliyorsunuz. Evet. Ve kendisi şunu söylemişti. Ben yaşlı develer gibi yatağımda ölmektense şehit olarak ölmeyi istiyorum. Dedi, eğer verilen bugünkü görüntüler doğru ise, evet, dediği dua kabul edildi. Ve şunun asla unutulmaması lazım geliyor. Benim gördüğüm şey şu. Burada Batı paradigması çökerken, burada insanları öldürerek oraların haklarını gasp edemezsiniz. Bakın, Filistin halkının bir özelliği var. Diğer Orta Doğu halklarından farklı olarak mücadelesini bırakmıyorlar. Öldürülmelerine rağmen bırakmıyorlar. Mücadelelerini bırakmıyorlar. Zulmedilmesine rağmen bırakmıyorlar. Mücadelelerini bırakmıyorlar. Kendilerine yiyecek, içecek, her türlü tıbbi malzemelerin kendilerine aktarılmaması, kendilerine verilmemesine rağmen bırakmıyorlar. Çocuklar açlıktan ölürken, bombaların öldüremediği, kurşunların öldüremediği insanlar ölürken mücadelelerini bırakmıyorlar. Dünya tarihinde biz gözlerimizle tanıklık ettiğimiz, yaşarken tanıklık ettiğimiz bir mücadeleye, inanılmaz bir mücadeleye şahitlik ediyoruz. Bu şahitlik ettiğimiz mücadele mutlaka bir gün zafer ulaşacak, mutlaka özgür Filistin devleti kurulacak ve mutlaka özgür olacak Kudüs. Çünkü Kudüs'ün esir olduğu her yerde hiçbir devlet özgür değildir. Ve şunu asla unutmayalım. Siyonizmin bir Siyonizmin kendi doktrini ve diyalektiği var. O katil sürüsü hiçbir hukuk kayda tanımayan, insan hak ve medeniyetlerinden nasibini almamış o İsrail terör devleti ve askerlerinin, sözde askerlerinin omuzlarındaki arzu mevut Türkiye olduğu sürece, inanmış insanlar olduğu sürece gerçek olmayacak. Bugün Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklama, Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın yapmış olduğu açıklama çok önemli, manidardır. Ve Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanımızın yaptığı açıklamada Hamas yetkilileri doğrulamadığı sürece Sinvar'ın şehit olduğunu söyleyemeyiz diyor. Dolayısıyla herhalde bir zaman istihbaratın başında bulmuş olan Hakan Fidan gibi önemli bir figür boş konuşacak değildir. Ve eğer bu kaynaklardan baktığımızda Yahya Sinvar'ın çok defa da şehit edildiği, katledildiği haberleri gelmiş. Daha sonra yeniden ortaya çıkmıştı. Yeniden böyle bir olay olabilir. Şu olabilir mi? Bu Hamas tarafından bir taktik olabilir mi? Şehit olarak gösterilerek, şehit süsü verdirilerek buradaki barışı sağlayıp daha sonra mücadeleye kaldığı yerden devam etmek olabilir mi? Olabilir. Eğer bir baktığımız şey, olay genel itibariyle şunu gösteriyor bize. O bölge inanılmaz bir satranç oyunu oynanan bir bölge. Sadece kurşunlarla, bombalarla yapılan bir savaş değil. Aynı zamanda stratejik olarak yapılan bir, siyasi yapılan da bir savaş olduğunu asla unutmamak lazım. Ve ben en son söz söyledikten sonra hocama bırakmak istiyorum. Bakın, Türkiye'de de maalesef bazı kıt akıllar, bazı kıt beyinler Hamas'la ilgili yapmış oldukları açıklamalarda, attıkları manşetlerde, söyledikleri sözlerde inanılmaz gariz, hakikaten insanlık dışı bir takım ifadeler kullanıyorlar. Ama dönüp bakıp şunu söylemiyorlar. Eli kanlı katil, bebek katili teröristlerin, bizim ülkemizin kurucusu, Kuvayi Milliye'nin başlangıcının en önemli liderlerinden bir tanesi ve devletimizin kurucuları hakkında etmedikleri gariz küfürlere rağmen elini sıkanlar, bugün onların elini sıkabilecek kadar demokratik ve onlara hoşgörülü görünen bu güruhun, aynı şekilde kendi ülkesinin özgürlüğü için mücadele eden ve insan haklarına olduğunca saygılı olan biz, bundan esir takasını hatırlayınız. İnsanlar sarılıp ağlayıp öyle giderken bu insanlara karşı yapmış olduklarının da kendi açısından baktığımızda insanlığından nasibini almamış. Ya İsrail terör örgütünün bir uzantısı veya onların bir kuklası olduğunu da gözden kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Peki.